Salı Beylerle ilgili kısmı açacağımızı taahhüt etmiştik. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın kapatılan kanal yolunun Salı Beyler Mahallesi giriş ve çıkışlarının trafiğe kapatılmasına dair açıklamasına cevap vermekte gecikmedi. Sayın Milletvekili'nin şunu biliyor olması lazım. Aslında açıklamasında da söylüyor. Orası DSE'den izinle kapatılan bir kanal. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Salı Beyler Mahalle sakinlerinin bir süre önce imza toplayarak Başkan Özcan'a gittiklerini, her gidişte bu yolun projesinin devlet su işlerine ait olduğu gerekçesinin ifade edildiğini söyledi. Başkan Özcan da düzenlediği basın toplantısında Aydın'a konu üzerinden yüklendi. Bu kapatma ve yol tadilat işleminin tek sorumlusu Bolu Belediyesi'dir. Bolu Belediyesi'ne bütün hemşehrilerim gitmiş ve yine doğruyu söylemeyerek başka bir yere hedef göstermiştir, devlet su işlerini hedef göstermiştir. Özcan, yolun DSİ'den alınan izinle kapatıldığını ve bu durumu Aydın'ın bildiğini ileri sürdü. Salıbeylerle ilgili kısmı açacaklarını kaydetti. İşleri engellemekten sorumlu bir milletvekili bir açıklama yapmış kanal boyunda. İşte bir de ellerinde bir maket getirmişler herhalde, bu yol Bolu Belediyesi tarafından trafiğe kapatılmıştır falan. Şimdi Sayın Milletvekili'nin şunu biliyor olması lazım. Aslında açıklamasında da söylüyor. Orası DSE'den izinle kapatılan bir kanal. İzin alınmak suretiyle, projesi yapılarak izin alınmak suretiyle, tekrar söylüyorum, yapılmış bir hat. Yolun nereden kapatılacağı, nasıl kapatılacağı konusu zaten DSE'nin izninde yazılı. Ama biz buna rağmen o Salı Beylerle ilgili kısmı açacağımızı taahhüt etmiştik. Salı Beyler'de AK Parti'den daha fazla oy aldığı için milletvekili Aydın'ın bunu hazmedemediğini de iddia eden Özcan, geçmişe yönelik konuştu. Ama tabii hanımefendi, Salı Beylerle hala hazmedemediği şu: Salı Beyler'de, yani benim köyümde benden nasıl daha fazla oy alır Tanju Bey? Benim partimden nasıl fazla oy alır? Çünkü senin akrabaların ve komşuların da bana oy verdi Arzu Hanım. Senin amcaların da bana oy verdi Arzu Hanım. Orada oturan AK Partililer de bana oy verdi Arzu Hanım. Belki de kendi de verdi, onu da bilmiyorum. İçgüdüleriyle hareket ettiyse, bilinçaltı ortaya çıktıysa, sandık başına gittiğinde ne yapacağını bilemem. Bir seçmende bir oy verme alışkanlığı var ya, sen 2013 yılına kadar CHP'ye oyunu ver, üyeliğini yap. 2013'ten sonra acaba ampule basmayı becerebiliyor mu, yoksa hala içinden altı oka mı basmak geliyor, onu da bilmiyorum.